arkadaşlar. Bugün 27 Aralık 2023 Çarşamba. Son sanata veda eden bir arkadaşım. İnşallah son duygularını almak için gidiyorum. Mustafa Akın diye bir abimiz var. Nasip olursa inşallah. Merhaba Murat abi. Merhaba. Son bir söyleşi yapıp yılbaşı itibariyle sanatçılık mesleğine son verecek. İnşallah onu da anılarıma koymak istiyorum. Aşağı yukarı 70 yaşlarında bir dost. Selamun aleyküm Hayri Ser abicim. Evet efendim, burası bizim dükkandan Saraçlar Caddesi'ne çıkan Bat Pazarı Caddesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası Anadolu Tamircilerin olduğu dar sokağımız. Burası saatçi daha var. Şimdi bizim sona erdirecek olan bir arkadaşa müracaat edeceğiz inşallah nasip olursa. Burası Saraçlar Caddemizden Ali Paşa alt kapısından giriş yaparak direkt çarşısına doğru gireceğiz inşallah. Balık pazarı, şey pardon, Zengiller Çarşısı, Saraçlar Caddesi. Buradan arkadaşı alt kapısından daha sonra nihayet mektup sözleri ondan dinleyeceğiz inşallah. Evet, burası Saraçlar. Burası da Edirne'nin direkt çarşı. Eski esnafların bulunduğu, seyyarların bulunduğu, tadilat düzenli satışı kapanacak olan arkadaşımızın mekanına geldi. Evet arkadaşlar. Burası onun direkt çarşısının ara sokağında tahliye edeceği dükkanının mekanının yeri. Gördüğünüz gibi. Buradan zar girişi var. Buradan da Ali Paşa kapalı çarşı yani diğer ismidir. Çarşıya giriş veriyor. Burada tarihi bir bina var. Kapalı çarşı da böyle arkadaşlar. Şimdi inşallah kendini bekliyorum. Gelince söyleşeceğiz. Muhabbetimize başlayacak. Sizi biraz bu saatleri getirenler köstekli saatler. Şöyle bir bayan saatleri. Burada değişik saatler artık iyice sonuna doğru erdiriyor arkadaş. Burada yine bayan saatleri. Burada çeşitleri var. Burada böyle Allah Muhammed yazıları var. Burada biraz küçükleri var. Evet. Evet. Evet dostlar. Böyle son saatler artık iyice son tuşları koydu. Parçaları, maçları, tornavidaları, mümürleri, aletleri, hedevatları her şey var gördüğünüz gibi böyle. Görüyor musunuz böyle çeşitleri? Cımbızlardan tut. Uydu uydu parçaları. Yaramaz. Evet arkadaşlar, bu arkadaşımız ismi Mustafa Akın. Bizim eski bir dostumuz. Çarşımızın değerli bir sanatkarı. Dürüst bir insan. İnşallah anılarda beraber olacağız inşallah onunla da. Böyle arada zeytinyağı sattığı zaman da oluyordu. O zaman ne kadarmış bakın şöyle. Fiyatlarını da görmüş olun da o da anılarda kalsın. Evet arkadaşlar, Mustafa Akın saatçi dostumuz son ticaretini nihayet erdirecek. Son fikirleri inşallah o söyleyecek. Evet efendim. Hoş bulduk. Sağ ol senin. Soracağım söyleyelim. Evet abicim, sen şimdi nereden geldin, nasıl geldin, bu ticarete nasıl başladın, nasıl bitirdin? Bize bir hayat hikayeni böyle kısa ve öz bir şekilde anlatırsan biz seni dinlemek isteyeceğiz. Nerede doğdun, ne zaman başladın? Ticarete ne zaman başladın? Daha önce ne işler yaptın? Bunları inşallah senin dilinden dinlemek istiyoruz dostlar. Şimdi memleketim Sinop Ayancık. Evet.
1952 doğumlu. Oradan İstanbul'a geldik. Evet. İstanbul'da. Okul hayatı İstanbul'da geçti. Tamam. Ondan sonra bir vesileyle Edirne'ye geldik. Ve buradan da izdivac ettik. Maalesef. Evlendik. Allah. Mesut sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bara'da İstanbul'da Vakıf Kurama Hastanesi'nde Edirne'de de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaya başladım. Tamam. 1987 senesinde bir hadise sebebiyle, daha doğrusu lisanını okumaktan dolayı bir tutuklanma hadisesi oldu. Neticede Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne yargılandık ve beraat ettik. Evet. O zaman 162. 163. madde vardı. 141, 142, 163. maddelerden. Evet. Sonra bunun üzerine tayinin çıktı. Şimdi Trabzon tayin çıktı. Evet. Zaten eskiden böyle ticaretle uğraşmaya kafamızı yer ettiği için evet. Ticaret atıldık. Bu ticaret esnasında muhtelif yerlerde inşaat dahil hepsinde çalıştık. Evet. Daha sonra? En sonunda iş portacılık da yaptık. Ali Paşa alt kapısında. Evet. Ali Paşa kapalı çarşının altında. Sonra? İş porta tezgahın oldu. Hatta iki tane oldu değil mi? Evet. Sonra? Müsaatçılık mesleğine nasıl başladın? Merak. Evet. Meraktan kaynaklanan bir şey. Ama burada da başka bir arkadaş vardı burada. Şartlar uygun olduğu için. Evet. Bu şu anda bulunduğumuz dükkanda boşaldığı için orası eski saatçi dükkanı. Evet. Biz de buraya geçtik. Ve 2006'dan beri. 2006 yılından beri saat evet. İşinde iştigal ediyorsun. Evet. Sana ustalığı ve bu saatle alakalı şeyler için mi öğretti? Kendi gayretlerimiz de oldu. Hı. Bana da tabii çekirdekten yetişime bir saatçi ustası olmadığımız için. Evet. Burada mevcut olan samimi dostlarımız vasıtasıyla onların da yardımı sebebiyle biz bu işi bu zaman mesleği geliştirdik. Yürüttük. Evet. Evet. Şu anda sağlık sebebiyle bu işi son vermiş oluyoruz. Evet. Allah nasip ederse inşallah. Yılbaşı itibariyle kapanışı yapacağım. Evet. Ondan sonra son sağlıkçılık mesleğin muradına ermiş olacak inşallah. Evet. Emekli olacaksın esnaflıktan. İyi, bu saatçılık esnasında geçen anılarından bize bir iki tane anlatsan, dostlar dinlese. Nasıl yani, bir ilginç anılar olmuştu tabii. Çin nasıl bir seferinde hatta kızımla beraber İstanbul'a gitmiştik. Evet. Orada bir saatçı dostumuz vardı. İstanbul'da. Evet. Hı-hı. Vakıf Eşan'da saat tamirciliği yapıyordu. Hı-hı. Sonra bir gün onu ziyaret ettik. Hı-hı. Bana dedi ki, size de bir 10 gün burada kal, sana saatçiliğin de ince noktalarını göstereyim. Meslekle alakalı. Evet. Yani saatçilikte uğraşıyorduk ama. Hı hı. Evet, yarım kalmıştık, kusura bakma. İstanbul'da bir arkadaş size saatçılığın özel sırlarını anlatayım diye seni davet etmişti. Evet. Sonra? Sonra? Biz tabii ama o zaman uyumadı şartlarımız. Tabii kalmadık. Kalamadın İstanbul'a. Biraz sonra, daha derin inceliklerini öğrenecektin sanatın evet. Yani. Sonra burada bu işe başladığımız zaman evet. Bir sene içerisinde sanki 50 kiloluk yükler taşır gibi büyük bir stres içerisinde. Çok zahmetli bir sanat öğrendin değil mi? Öğrenmeye gayret ettik. Evet. Ondan sonra bir sene sonra rahatladık. Evet. Bir sene sonra nerede ne var, nasıl yapılıyor, nasıl evet. Ediliyor birbirine çok benzedikleri evet. İçin tabii kendine has değişik özellikleri vardır. Tabii. Ama bayağı çözdün işi yani elhamdülillah. O senin için değişik bir şey. 50'nin üzerinde çözdük yani müşteri evet. Hitap edilmeli. Tabii daha sonra tecrübeyle evet. Sanat oluştu yani. Evet. Evet çok güzel. Hayırlısı olsun inşallah. Yani bu arada daha başka yani nasıl anıların geçti? Aklıma gelen evet. Müşteriyle sıkıntılı yaşadığımız evet. Benden veyahut da başkasından kaynaklı bir hadise oldu. Hı hı. İnşallah
ahirette helalaşırız. İnşallah. Şimdi, ya olur tabii yani. Almanya'da bir vatandaş saat almış. Galatasaray'a gönderdi. Evet, özür dilerim. Sonra? Tavsiye üzerinden bize getirdi. Evet. Ondan sonra biz de onun işini bir şekilde hallettik. Evet. Hallettik ama saati çalışır vaziyeti verdik. Ve kendisi Balıkesir tarafına gitti. Evet. Giderken zaten %99 bütün müşterilere şunu söylüyorum. Evet. Bir sıkıntınız olduğu zaman kesinlikle geri getirin. Biz gerekeni yapalım. Eksiğimizi de almayalım. Evet. En büyük güzel sanatkarlık böyle bir şey. Tabii. Neticede Balıkesir'e gitmiştim. Oradan telefon attı. Telefon numaramı da vermiştim. Evet. Dedi ki saat çalışmıyor. Gönderdim. Benden daha usta bir arkadaş saatçi vardı. Ona verdim saati. Bir de sen göz attın. Evet. O da göz attı. Ondan sonra o da 2-3 gün kolunda taşıdı. Özellikle tembih ettim. Kontrol etti. O da kesir dönüşü geldi. Saatini aldı. Buradan Almanya'ya gitti. Evet. Ondan sonra Almanya'ya gidince yine saatin çalışmadığını söyledi. Halbuki biz 2-3 gün veyahut da bazı saatleri bir hafta kolumuza taşıp şey diyoruz. Deniyorsunuz. Deniyoruz. Evet. Ve bunun üzerine biz dedik ki tekrar gönder. Kalmayı da tekrar gönderdi. Evet. Ondan sonra son iri giden arkadaş tekrar açtı saati. Baktı. Dedi ki abi dedi bunun da çarklarının bir tanesinde sıkıntı var. Aynı parçada kendisinde olmadığı için bunu İstanbul'a göndereceğiz. Evet. Tanıdığı bir ustaya. Parçası çok bulunan bir usta. İstanbul'a gönderdi. Ve neticede geldi saat. Hakikaten o saati denedik. Çalışıyor. Evet. O arkadaşımız, Almanya'lı arkadaş, Türkiye'ye tekrar geldi. İzinli olarak geldi. Ondan sonra saati bizden aldı. Evet. Ve Almanya'ya tekrar gitti. Almanya'ya gitti. Pardon, Almanya'ya gitmedi. O kendisi gitti de. Saati biz onu ve tanıdığı vasıtasıyla Almanya'ya gönderdik. Almanya'ya gönderdik. Evet. Sonra saat Almanya'ya gidiyor. Darmadağın olmuş. Allah'ım. Tabii bu beni de üzdü. O da üzüldü büyük ihtimalle. Neticede sanatın böyle sıkıntıları da var yani değil mi? Evet. Sanatkarlık. Neticede aramız bir tartışmamız olmadı ama o da memnun olmadı. Sıkıntı oldu. Evet. Yani en çok üzüldüğüm hadiselerden bir tanesi buydu. Bu anılardan bir tanesi. Evet. Onun için ondan sonra yabancı gelip geçici müşteriler geliyor. Onlara dedim şey şu oldu. Gidiniz, nerede ikamet ediyorsanız orada bir saatçi de saatinizi yaptırın. Çünkü ben şimdi yaparım. Gittiğiniz sonra yerde bir sıkıntı yaşarsanız gelme imkanı da olmaz. Her anlaşmada aramızda olmaz. Tabii doğru. Bu şekilde. Böyle bir anın geçti yani. Daha başka nasıl bir anların geçti? Yapamadığın, bozduğun. Ya çok bozukların olmuştur tabii yani. Bozmadan olmuyor zaten. Evet evet. Sanat tabii kolay öğrenmiyor. Hele de usta olmayınca ama ne yapacak olacak inşallah. Allah hayırlısı versin. Yılbaşı itibariyle de inşallah nihayetini erdireceksin bu mesleği. Rabbim inşallah bundan sonraki hayatında başarılı,
sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür versin. Ama bundan sonraki hayata biz de düşünüyoruz. Evet. Canımız sıkılır mı, sıkılmaz mı diye. Artık. Uzun zamandır kitaplardan uzak kaldık. İnşallah bundan sonra bol bol kitap okuyacağım diyorsun yani. Kitap okumayı düşünüyorsun. İnşallah dua ederseniz. İnşallah, inşallah abi. Kitap i̇nşallah. Okumaya özellikle hedef aldım. İnşallah abi, Allah razı olsun. Ben de evet. 100 sayfa okumaya niyet ediyorum. Evet, inşallah. Rabbim hakkımızı hayırlısı etsin inşallah. Edin, edin, bu şekilde. Tamam. Seni izleyenlere söyleyeceğim bir şey var mı? Seni izleyen arkadaşlar olacaklar şimdi az önce çok. Seni tanıyanlar olacak. Onlara ne demek istersin? Hakkı olan hakkını helal etsin. Evet, çok güzel bir söz. Ondan sonra benim de onlara hakkım geçtiyse benim gibi de helal olsun. İyi bakalım nasıl helallaşacağız ahirette. Belli olacak. Yani helallaşma noktasından kesinlikle ben inanıyorum ki müşterilerin hakları bize geçmiştir. Geçmiştir tabii, olmaz mı? Allah kabul etsin. Bir daha bıraksa evet. Veyahut da kalsa. Heh, tabii dediğin gibi hak geçiyor yani ister istemez. Hakkı geçmiş oluyor. Evet. Seyyar tezgahçılık yaparken değişik anılar geçti mi başından? Yok. İşportacılık da yaptın. Yok. İyi. Onu kaç sene yaptın seyyar işportacılığı? Aşağı yukarı 10 sene civarında. 10 sene civarında onu da yaptın. İşportacılıktan sonra da 2006'dan sonra 2010-2026 yani aşağı yukarı 18 yılda bu saat mesleğini devam ettirdin. Artık Edirne'de çok eski saatçılar kalmadı. Var, son birkaç tane daha var yani artık değil mi? Birkaç tane daha. Onu da sayılı yani. Allah ömür versin onlara da. Yani sen bir çırak bana yetiştiremedin değil mi yani yanında? Çırak yetiştirmek mümkün değil zaten. Doğru. Yani yetiştirmek herkes ister ama o arkadaşlar da ister. Evet. Fakat bu işe talip insanlar yok. Talipleri yok yani değil mi? Yani çırak olmuyor yani çırak. Vatandaş kran tuvalet giyinecek. Evet. Ondan sonra bir yere masa memuru olacak. Evet. Cumartesi, pazar, öyle tatil olacak. Onun için son sanatkarlarsınız siz. Yani, biz de onun için anılara koyuyoruz bu son sanatkarlar. Yani mesela diğer arkadaşlar var öyle İhber. Evet. Şu anda Edirne'de 2-3 kişinin dışında bu işi yapacak yok. Yok. Sonra onlar da kapattılar mı? Ondan sonra yapacak insan yok yani. Çünkü çırakları da yok. Yok. Yani, doğru. Bilmem başka yerlerden gelip de Edirne'de iş yapan olabilir. Evet, doğru. Hayırlısı olsun inşallah. Yani evet. Buradaki insanlar da sanatkarın kıymetini de bilmiyor. Ya doğru, o taraf doğru yani. O sanatkar yani kıymetini de bilmiyor. Zor oluyor yani o konuda. İşini yaptırıyor. Hem evet. Teşekkür etmesi gereken hem de borcunu ödemesi gerekirken diyor ki borcum var mı diyor. Tabii bunu söylerken aklıma geldi. Tabii siz şimdi dükkanı kapayacaksın. Elinde bir süre tadilat, tamirata gelmiş de burada kalmış olan saatler de var değil mi? Vallahi 200 seneden beri. Evet. Biriken saatler de oldu. Evet. O da aklıma geldiği için soruyorum. Çoğunu telefon numaraları ben aldığım kişilerin isimlerini ve telefon numaralarını saatin üzerine yazıyordum. Evet. Ondan sonra ısrarla aradığım oldu. Gelin saatinizi alın dedim oldu. Evet. Fakat geri dönüş olmadı. Şimdi kalanları herhalde, ne yapacaksın? Herhalde şunun için yani şu anda ya ölüp gitmiştir. He. Birincisi bu olabilir. İkincisi saati dem gibi maliyet söylüyoruz. Tam yap diyor. Ondan sonra belki ondan sonra onun biraz daha üstünde yeni bir saat görüyor. Öyle olunca eskisini gelip almıyor. Almıyor. Onlar da size kalıyor böyle böyle. Şimdi sen onları ne yapacaksın son kalan saatleri? Son saatleri çok kendime ait olmakla birlikte bunları bir öğrenci yurduna evet. Talebelerden talebe okutulan yerlerden çoğunu vereceğim. Hediye edecek bunlar yani hediye çocuklara. Edeceğim. İnşallah. Allah hayrını kabul eder diye dua ediyoruz. Ahirette karşınıza çıkar inşallah. Başka yapacak bir şey yok yani. Tabii canım. Yani, ne yapacaksın onlar tabii. Onlarca saat değil mi? Onlar çok saat yok ya. 10 tane saat vardı. 15 tane vardı. Hayırlısı olsun inşallah. Tane. Evet her arkadaşlar. Her şeyin sonu var. Evet. Dünyanın da sonu var. Evet. Sonu aynen var. Öyle. Başlangıcı olduğu gibi sonu da oluyor dediğin gibi. Bu Rabbim hakkımızda. Çıktığımız gibi. Evet. Dünyadan da çıkacağız. İçinde duyguların nasıl? Şimdi bir dükkan kapayacaksın. İçinde. Yani şöyle oluyor. Duygulanıyor musun? Müşteriye. Özleyeceğini düşünüyor musun? Üzülüyor müşteri. Evet. Çünkü o kadar samimi olduğumuz veya müşteri kapasitemiz oldu. Evet. Onlar neticede biz nereye gideceğiz diyenler de var. Evet, he, tabii. Ondan sonra bazı arkadaşları tavsiye ediyoruz. Ondan sonra
Tabii insan dünyadan ayrılması zor oluyor. Bu küçük. Dünyalık mekandan bile ayrılması zor oluyor, değil mi? Ayrılması zor oluyor. Doğrudur. Yani. Ama nihayet ayrılıyor. Herkesin dediği gibi. Bundan sonra ne yapacaksın? Ben diyorum işte. Evet. Bu kadar güzel sesleri bırakıp ayrılacaksın bak. Bu sesleri her gün duyuyorsun değil mi? Her saat başında. Evet, evet arkadaşlar, bunlar böyle saat başı çalanlar değil mi abi? Şimdi burada esasında güzel bir hayat geçiriyoruz. Yani. Evet. Günlük meşguliyetler. Aynen öyle. Yani birisi geliyor icabında hizmet ettiğiniz kişilerden, müşterilerden. Evet. Teşekkür ediyor. Onların mutlu olması bir sanatkar mutlu ediyor. İnsanı da mutlu ediyor. Doğru. Evet, bana bu işi yaparken yardımcı olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Amin. Onların sayesinde de ben burada çok ekmek yedim. 20 yıl yakındır ekmek yedin yani buradan tabii. Doğrudur. Bunları inkar etmek. Yani öteki türlü seyyar iş portacılıkta dışarıda oturuyordum. Böyle sıcak bir gölgedesin, az veya sıcak. Yani yazın serinliğinden. Nimetleri farklı. Tabii dükkan burası çünkü. Tabii. Nimetleri farklı. Yani seyyar satıcılıktan sonra, seyyar tezgahtarlıktan sonra. Seyyar tezgahtarlık arkadaşlar bu Halipaşa alt kapısında kemer, saat veya benzeri şeyler satıyordu arkadaşlar. Orada saat pilleri ağırlıklı saat satıyorlardı. Fakat tamir yapmıyorlar. Sadece pil değiştiriyorlardı ve kayış değiştiriyorlardı değil mi? Tabii canım. Ondan sonra tabii buraya başlayınca artık tadilat tamirat da başladı. Evet. Evet abicim. Peki dostlar seni anlarda inşallah görecekler, dinleyecekler. Rabbim hakkımız ayrılsın etsin. Popüler bir insan. Önemli olan ahirete olan nihayetimiz hayırlı olsun. Dua edelim inşallah. Kesinlikle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir sanatkarın son sözleriydi arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Muhabbette kalın inşallah.